Arkadaşlar ben Emine Karaşahin, örgü ayakkabıda sanata hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir babet çalışması yapacağız. Uzun süredir babet çalışmıyordum. Sizler de farkındasınız. Mevsim geçişlerinde yazın kullanabileceğimiz çok rahat bir babet çalışması yaptık. Arkadaşlar yine bu model, yani şurada görmüş olduğunuz baklava dilimli model, örgümü dediniz Instagram sayfası ve örgümü dediniz YouTube kanalı var. Gülseren ablamın aslında modeliydi bu. Biz ayakkabı yapmaya birlikte başlamıştık onunla. Onun ilk yaptığı ayakkabı kırmızı renkli sayfasına, Instagram sayfasına bakarsanız ilk yaptığı kırmızı renkli ayakkabı bu baklava dilimli modellerden oluşan bir ayakkabıydı. Aslında biz beraberdik bir haftadır. Birlikte onu yapalım derken ortaya bu şekilde bir çalışma çıktı arkadaşlar. Aslında farklı bir model, farklı bir tasarım oldu. Evet, bu ayakkabıda ne yaptık arkadaşlar? Yine buradan sık iğnelerimizi çıkardıktan sonra bakın bir sıra sarma tekniği uyguladım. Daha sonra ön tarafı yapmadan önce şu topuk kısmını bir 4-5 sıra yükselttim arkadaşlar. Daha sonra ayakkabının örnek kısmını koymaya başladım ve babetimiz bir öncekilere göre farklı olarak, hani genelde nasıl yapıyoruz, ön kısımdan başlayarak örerek geliyoruz. Bunda arkadaşlar burada topuk kısmı bittikten sonra modeli koyuyoruz ve döne döne babetimizi oluşturuyoruz. Evet, biraz tekniği farklı, çakma sık iğnelerden ve işte bu baklava dilim modelinden oluşan bir model. Ön kısmını toparlamak için şurada kesintiler yaptık ve burada zincirler çekerek ve bunları ters sık iğne ile dönerek, üzerine de boncuklar işleyerek bir küçük renklendirmek istedim. Evet, en sonda ters sık iğne ile babetimizi kapattık arkadaşlar. Hakikaten ayakta duruşu çok çok daha şık, daha güzel duruyor ayakta. Sizler de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşalım ve siz de buna vesile olun. Şimdi şu içerisindeki tabanlığı nasıl yaptım? Hemen onu bir göstereyim hızlıca. İlk önce bakın tabanımız hasır taban, ipim 9 katlı Filoship, hatta rengini de söyleyeyim arkadaşlar, markasına da hemen hızlı bir şekilde. Bakın Kaplan marka, 842 renk, açık vizon, tığım 7 numara 1.30 milim. İlk önce A4 kağıdını koydum. Yine bu şekilde kalıbımı çıkardım. Böyle çıkardığınız zaman kalıbı yazın 37 ince hasır, 38 ince hasır dosyalayın arkadaşlar. Şu şekilde kalıp koyduğunuz zaman birer milim kenarlardan içeride kalacak şekilde olacak. Yoksa yaptığınız, hazırladığınız tabanlık büyük gelir arkadaşlar. O ilmek paylarını düşüneceğiz çünkü. Şöyle hemen bir göstereyim. Bakın en altta her zaman kullandığım karton var. Üzerinde de ince patik yaptığımız ince eva. Bakın bunu beyaz pet yerine düşündüm. İkisini birbirine yapıştırdım. Sonra bu kartela kumaşını yine bu şekilde koydum. Şimdi çeviriyorum. Ve ne yapacağım? Hem kumaşımızın buralarına hem de yapıştıracağım yere arkadaşlar şerit halinde soğuk yapıştırıcıyı süreceğim. 20 dakika beklettikten sonra yine kenarlardan makasla, şu kenarlardan makasla kesip yapıştıracağım ve tabanlı hazır olacak. Daha sonra yerleştireceğim. Başka bir şey yapmadım. Tabana, yani tabanın içerisine koydum sadece arkadaşlar. Yapıştırma yapmadım buraya. Evet, bunu yapalım. Evet arkadaşlar, yapıştırdık. 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakikadan sonra makas yardımıyla kenarlardan kesikler açarak yapıştıracağız tabanlığımızı.
Ve siz bu tabanlığın daha ayrıntılı bir şekilde yapımına ulaşmak istiyorsanız şu anda videonun köşesinde iyi yazan yere tıklarsanız arkadaşlar daha ayrıntılı olan videoyu oraya koyacağım. Oradan yararlanabilirsiniz. Şimdi biz bunu kaldıralım ve ayakkabımızın yapımına devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın kesikler atalım. Kenardan çıkan parça ne çok geniş olacak ne de çok küçük olacak. Çok güzelce saracak ve arka tarafta da çok fazla yanıntı olmayacak. Arkadaşlar bu şekilde çevirdiğiniz zamanki fazlalıkları alın makasınızla. Şu özellikle üst üste gelen yerlerde. Tabanlığımız hazır. Hazır tabanda bizle çıkarıyorum tabana zarar vermemek için. Şöyle hemen şu iplerin altı ölçü benim için. Bakın ipin altından yaparken tek tek delerek yapıyorum. Bakın buradan hemen altından bir ilmek aldık. Şu arada hasırın bağlandığı ipler var. Bir tane de buradan alıyorum. Tekrar buranın altına tekrar bakın ipin altından deliyorum. Hasır tabandan ilmek çıkarma 2 videosu var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Eğer hasırınızda bu ipler yoksa benim şu an bakın arada bulduğum şu ipler yoksa siz araya bir zincir çekin. Yani bir ipin altından şu an yaptığım yerden batın. Bir ilmeği bu şekilde çıkarın. Diğer benim buradan bulduğum ilmeği bulamıyorsanız bir zincir çekin. Tekrar buraya geçin. O da olur. Bu şekilde.
Aynen böyle gösterdiğim gibi tamamından ilmeğimizi çıkaralım. Sonuna geldim arkadaşlar. Böyle biz yanımda öreceğim yeri önce deliyorum, sonra örüyorum. Şu bir zincir daha çekeyim. Şu başladığım yere şöyle bir zincir çok havada kaldı. Bazen şöyle de yapıyorum. Şu an öyle yapacağım. Bir zincir değil de şu ilk sık iğneyi çıkardığım yerden bir tane daha çıkaracağım arkadaşlar. Orada iki tane olmuş olacak. Şöyle. Evet. Ondan sonra kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Şimdi her birinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde döne döne iki sıra sık iğne yapalım. Bu şu anda başladı. Birincisi. Bunu burada bitireceğiz. Üzerine bir sıra daha sık iğne yapacağız. Toplam iki sıra. Evet, ikinci sıranın sık iğnesini de bitirdim. Yine şöyle başladığımız yere bağlayalım. Bir tane zincir çekelim. Şimdi ikinci yaptığımız sık iğneyi sarma yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen dibinden. Evet, bilmeyenler için yavaşça göstereyim. Dibinden tekrar ördüğümüz sık iğneyi sarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde tekrar dibinden giriyoruz. Sık iğnemizi tekrar sarıyoruz. Aynı sırada aslında iki kez örmüş, kalınlaştırmış oluyoruz ördüğümüz sık iğneyi. Bu şekilde buraya kadar geleceğiz ve ipimizi koparacağız. Evet, sarmamızın da sonuna geldik. Bir zincir çektim. Hemen ucunu yakalım arkadaşlar. Evet, şimdi üzerine modelimizi koyabiliriz. Tabanımızı hazırladık. Evet, şimdi bu aşamada tabanlığı ben yerleştiriyorum. Daha sonradan bittikten sonra koymak zoruma gidiyor çünkü. Bu arkadaşlar yapıştırmayacağım dediğim gibi. Normal yerleştirelim. Aslında bakın tam kalıp aldım. Ama tam oturacak tabii ki bu yerleşecek buraya. Bakın yapıştırılmasa bile çıkacak durumda değil. Sıkıştırdık buraya.
Tabanlık da güzel oldu. Tabanın içerisine doldurdu. Evet, bunu yerleştirdim ve örmeye şimdi devam edeceğim. İlk önce şu topuğumuzu yükseltmiştim. Evet, 1 2 3 4 bir başlayayım. 1 2 3 4 Şimdi arka topuğun arkasında tam ortayı bulalım. Şimdi tam ortası şu ipimizi kopardığımız yer. Buradan sağa doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şu 15.'den başlamıştım. Buradan tam buranın karşısına kadar sık iğne yapacağız. Yani tam ortadan diğer tarafa da 15 olsa, 15 burada, 15 karşıda, 30. Bir de ortadakini düşünün. 31. Ama yine tam karşıya gelince ipi uzattığımız zaman anlaşılıyor. Bakın şöyle baktığımız zaman tam olmamış. Bir iki tane daha örmemiz lazım. Ya da dediğim gibi sayın. Buradan itibaren buraya kadar 31 tane olacak ama yine de ölçelim. Evet. Ölçtüm. Şimdi tekrar başladığımız yere kadar sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, başladığımız yere kadar geldik. Şimdi bakın ne yapacağız. Hemen dibine, şuraya bir sık iğne yaptım. Aradaki boşluğu kapatmak için. Ondan sonra 2 3 4 5 6. Şu dibine battığımla birlikte 6 tane sık iğne geldim bu tarafa doğru. Şimdi dönerken üzerine aldım. Çakma sık iğne yapacağız. İlkini atlıyorum, bakın. Şurada birinciyi atlıyorum. İkinciden çakma sık iğne ile karşıya kadar gidelim. Tam karşı hizasına kadar çakma sık iğne yapalım. Evet, çakma sık iğne tığımızın üzerine alıyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. Buna çakma sık iğne deniyor arkadaşlar. Evet, buraya kadar yine çakma sık iğne ile geldim. Üzerine alıyorum. Hemen şu dibinden bir tane bir alalım. Oradaki boşluğu kapatmak için. Şimdi ondan sonra 1 2 3 4 ve 5. Dönerken yine bakın şu ilkini atlıyorum, ikinciden dönüyorum. Dönerken iç kısmında sık iğne yapacağım. Dış taraftan gelirken çakma sık iğne yapacağız. Bu şekilde içten örerken de sık iğne yapacağız.
Yine buraya kadar sık iğne yaparak gelelim. Yine dibine battım. Bir tane. Bunun dışında 1 2 3 4 5 ilmekle bu tarafa doğru geldim. Döndüm. Döndüm. Birinciyi, şu ilkini atlıyorum. İkinciden batacağım. Üzerine alıyorum çakma sık iğneyle. Bakın dış kısmında giderken çakma sık iğne yaptım. İç taraftan dönerken sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, gösterdiğim şekilde, hepsini göstermeme gerek yok. Bakın 1 2 3 tam 4 kez. Gördünüz mü? İlerletmişim. 5 5 4 defa ilerletmişim. Şuradan da bakarsak şöyle. Şurası sarma yaptığımız yer. Şura üzerine bir sıra sık iğne yaptığımız yer. Onun üzerinde 1 2 3 4 tam 4 tane çakma sık iğne dişi var diyelim. Bu taraftan gelirken çakma sık iğne, içeriden gelirken sık iğne yaptım. Bu şekilde birazcık topuk kısmını yükselteceğiz. Hadi bakalım. Gösterdiğim şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, arka yükseltiyi bitirdim. Şöyle bir göstereyim, bakın. Şu yaptığımız sarma. Üzerinde bir sık iğne görünüyor. Onun üzerinde 1, 2, 3, 4 diş. Yani 8 sırada o şekilde örmüşüm. Arkadaşlar, olmazsa buranın şöyle bir santim olarak da ölçüsünü vermek istiyorum ben sizlere. Bakın şuradan bakarsak 3 santim yükselteceğiz. Gösterdiğim şekilde 3 santim. Ayakkabımız 37 numara. Şöyle bittiğinde şurayı sayın. Şuradaki artırmaları sayın. Bakın şuradan başlayarak şurası 1 2 şu ilk bıraktığımız yerden şöyle düşündüğünüz zaman 1 2 3 4. Şu tarafa bakalım. 1 2 3 4. Bakın buraya kadar, şuraya mesafeye bakın. Buraya kadar geldi. Bu şekilde arka topuk kısmını yükselttik. Şimdi şu baklava dilimlerini yapacağız. Buradan kenardan başladım. Yine öyle kenardan başlayacağım. Şöyle yapacağız. Hemen başlamışım. Üç zincir çekeceğiz. 1 2 3 1 2 sık iğne atlayıp 3.'ye battım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 tekrar 3 zincir yaptım. 1 2 sık iğne atlayıp 3.'ye battım.
Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir, 1, 2, 3, 1, 2 sık iğne atla, 3.ye bat. Şimdi bu şekilde 7 sık iğne, 3 zincir çek, 2 atla. Döne döne başladığımız yere kadar bunu yapacağız. Burada arkadaşlar ayarlayacağız. Tam örneğimizin çıkması için eğer fazla eksik olursa artırarak veyahut da keserek burada ayarlamayı yapacağız. Öyle bir sorun olursa burada beraber yapalım olmazsa. Şimdi buraya kadar bir gelmeye çalışalım. Aynı gösterdiğim şekilde. Evet. Söylediğim gibi 7 sık iğne, 3 zincir, 7 sık iğne, 3 zincir. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Şurası modele ilk başladığımız yerde. Şimdi o ayarlamadan kastım neydi onu göstereyim. 7 sık iğne, 3 zincir yaparak buraya kadar geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirimi yine çektim. 1, 2 sık iğne atladım. 3.ye battım. Şimdi burada modeli başladığımız yere kadar 7 sık iğneden fazla var büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne var. Yani arada 2 tane kaybetmemiz lazım ayarlama yapabilmemiz için. Tam modeli oturtabilmek için. O zaman şurada mesela bir tane daha atlasam bir tanesini burada kaybetmiş olurum. Sonra bir sık iğne oldu. 2, 3, 4, burada bir tane daha atlayacağım şimdi. 4, şuraya atlayayım. Bir tane atladım bakın. 5, 6, 6 ve 7. Bir tane daha şurada fazla kaldı. Bir tane daha kesmemiz lazımdı. Neyse onu da burada atlamış olalım. Yani 3 tane fazlaymış. 3 taneyi burada arada kaybettik. Tam baklavalar tam model otursun diye. Bir de şunu söyleyeyim. Birincisinde sayın arkadaşlar kaç tane baklava modeli olduysa ikincisinde de aynı sayıda model olsun. Ona dikkat edin. Evet burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki ilk yaptığımız 3 zincirin tam ortasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şurada 7 tane sık iğne yapmıştık ya bunu 5'e düşüreceğiz. Şuradan bir tane atlayarak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 7 sık iğne burada 5'e düştü. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk çektiğim o 3 zincirin tam ortasına batıyorum. Tekrar 3 zincir daha çekiyorum. 3 ve buradaki 7 sık iğneyi 5'e düşürüyorum. Bir tane atlıyorum şuradan. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer zincirin tam ortasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine burada 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Evet gösterdiğim şekilde aynı işe başlamış olduğumuz yere kadar yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar yapalım. Yine modele başladığım yere geldim.
Burada şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. 7 sık iğneleri 5 sık iğneye indirmiştik biraz önce. Bakın burada bir tane batmıştık. Şurayı görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Bu modeldeki ikinci sıramızdı. Şimdi burada 3 zinciri de çektim. Ne yapacağız? Bu 1 sık iğneyi 3 sık iğneye çıkaracağız arkadaşlar. Yanına bir tane yaptım. 1. Bir tane de üstüne yaptım. 2. Bir tane daha yanına yaptım. 3. 3 sık iğneye çıkardım bunu. 1 2 3 zincirimi çektim. Buradaki 5 sık iğneyi ne yapacağız? 3 sık iğneye düşüreceğiz. 7 5 3 olarak azalıyor. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bakın şöyle buraya geldik. Tekrar bu 1 sık iğneyi 3'e çıkaracağız. Biraz önce yaptığımız şeyin aynısı. 1 2 bir de yanına 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki 5 sık iğneyi yine 3'e düşürüyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 sık iğneyi 3 sık iğneye çıkarıyorum. Aynı şeyi başladığımız yere kadar yine gelelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, modele başladığımız yere geldik. Yine buraya da 3 sık iğnemizi yapalım. 2 3. Evet, 5 sık iğneleri 3'e indirdik ya. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Buradaki 3 sık iğneyi bakın. Buradaki 3 sık iğneyi 5 sık iğneye çıkaracağız şimdi. Bir tane dışına yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Arkadaşlar tırnağımın kusuruna bakmayın. Bahçemizde bizim siyah dut var. Gelip geçerken şu aralar her gün biraz yiyoruz. O da tırnaklarımızın arasına giriyor, çıkmıyor. Evet, herhalde bir ay sürer. Evet, bakın 3'ü 5 yaptım. 1 2 3 zincir daha çektim. Buradaki 3 sık iğneyi de 1'e indireceğiz. Tam ortaya 1 sık iğne yaptım. Bakın 1 2 3 zincir çektim. Burada 5 yapacağız. 1 2 3 4 5 mantık. Birini artırırken diğerini azaltıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu 3 sık iğnenin ortasına şuraya bir tane sık iğne yerleştiriyorum. Şöyle. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine buraya 5 sık iğne yapacağız. 1 2 3
4 ve 5. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki 3 sık iğnenin ortasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, üzerine 3 zincir çektik. Yine buraya 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 5 buraya, 1 buraya. Aralar hep 3 zincir. Buraya kadar aynı şekilde yine başladığımız yere kadar gelelim. Yine başladığım yere geldim. Bakın burada yine şuradan başlamıştık. Bakın şu motiften başlamıştık. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şuradaki 5 sık iğneyi şöyle yaklaştırayım. Şuradaki arkadaşlar 5 sık iğneyi 7 sık iğneye çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane oldu. Şurada bir sık iğne yapmıştık ya bir önceki aşamada. Bakın şurada bir sık iğne var. Şimdi şöyle yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Ve diğer kutuya batacağız. Burada yine 7 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, bu da sonuncu. 7 tane. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve şu bir sık iğneyi bakın atlıyorum. Şöyle göstereyim. Üç. Şöyle şuraya. Şuralarda bu şekilde kutular tekrar oluşturuyorum bakın. Bir tane yapmış oldum. İkinci. Aynı şekilde devam edeceğiz. 7 tane sık iğne yapacağız. Yani 5 sık iğneler 7'ye çıkmış olacak. Şurada 1, 2, 3 sık iğne yaptık. Şuraya. Şekilde. Şu an bu sıra böyle gidecek arkadaşlar. Şuralar 7 sık iğne. Şurası sadece üstünden zincirle geçeceğiz ve kutucuklar oluşturacağız. Bu sırayı bu şekilde bir örüp gelelim şuraya kadar. Yine başladığım yere geldim. Bakın şu aralarda 3 zincir çekmiştik. 7 sık iğne yapmıştık. Şimdi buradaki 7 sık iğneyi ne yapacağız? 5'e düşüreceğiz. Bir ilerisine batalım. Şuradaki çektiğimiz 3 zincir. Şöyle bir ileriye batalım. Çok gerdirdi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir dakika. 1 2 3 bir tane atlayıp 4 yapacağım. 4 ve 5. Yani 7'nin üzerine 5 sık iğne yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buraya bakın bir önceki 3 zincirin ortasına bir tane
sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine buradaki 7 tane sık iğneyi ne yapacağız? 5'e düşüreceğiz. Şöyle bir tane eksilterek birinci sık iğneyi atlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e düşürdüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şuradaki kutunun içerisine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki 7 sık iğneyi 5'e indireceğiz. Bir tane sık iğne atlayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Buradan itibaren, bakın, buradan itibaren ne kadar var? 'Ön tarafı toplama işlemi yapacağız. Yani şöyle diyelim. Şurada ortadaki ipten itibaren ben sayayım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, işte 18 tane tam ortadan itibaren baktığınızda ip kala ortaya. Burayı şöyle karşısına kadar şu alanı toparlayacağız. Yavaş yavaş artık şu yuvarlaklığı sağlamamız lazım. Bakın yavaş yavaş artık şu yuvarlaklığı arkadaşlar oluşturabilmemiz lazım. Onun için burada evet burada da şuradan başlamışım. 1, 2, 3, 4. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Doğru. Doğru. Şimdi burada ön kısmı artık toparlayacağız dedim. 3 zincir çekiyorduk ya. 2 zincir çekeceğim. Tam buradan şu karşıya gelene kadar şu karşı yere gelene kadar 2'şer zincir çekeceğiz arkadaşlar. Biraz toparlayacağız burada. 1, 2. Ortaya battım. 1, 2 zincir çektim. 5 sık iğne yapacağım. Yine aynı. 2, 3, 4, 5. 1, 2 zincir çektim. 3 zinciri 2'ye indirdik. Bakın burada ön kısımda şu anda. 1 sık iğne. 1, 2 zincir çektim. Tekrar 5 sık iğne. Bir, iki zincir çektim. Ortaya battım. Bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Beş tane sık iğne. Tam şuraya kadar bu şekilde iki zincirle yani şu kesmeye başladığımız yerin karşısına kadar iki zincir çekerek devam edeceğiz örneğimize. Aynı şeyi yapıyoruz. Sadece üç zincirleri ikiye indirdik. Bakın biraz toparlamak adına. Evet arkadaşlar tam başladığım yerin karşısına kadar bakın. Şöyle şu ön kısmı toparlamak için 3 zincirlerimizi 2 çektik ve farkındaysanız biraz içe doğru toparlandı. Şimdi burada önceki gibi yine 3 zincirle devam edeceğim. 1, 2, 3. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 1 2 3 4 ve 5 1 2
3 zincir. Şimdi yine başladığım yere geldim. Bakın ortadaki yere bir sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çektim. Şimdi 5 sık iğne indirmiştik ya. Bu 5 sık iğnelerin üzerine 3 sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu bir yaptığımız bir sık iğneyi bu sefer 3'e çıkaracağız. Yanına bir tane, bir tepesine 2. 2, bir tane daha yanına 3. 3'e çıktı. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki 5 sık iğneyi 3'e düşürüyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada yine geldim. 1 sık iğneyi 3'e çıkaracağım. 1 2 ve 3. Şimdi nereye geldim bakın. İsterseniz siz burada ip takın arkadaşlar. Şu daralttığınız yere ip takın. Ben takmadım. Belli oluyor diye. Evet, şuradan itibaren burada bakın 2 zincir çekmeye başlamıştım. Şimdi oraya geliyoruz. Yine 3 zincirimi çektim. Buraya 3 sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Ve burada 2 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şimdi yine 2 zincir çekeceğiz. Tam burada başladığımız yerden karşı tarafa kadar bu ön kısımda 2 zincir çekerek ilerleyeceğiz. Zincirleriniz sıkı olsun yalnız. Bakın o bir tane araya yaptığımın 3'e çıkarıyorum. Araya 2 zincir. 1 2 Evet, 5 sık iğneyi 3'e düşürüyoruz. 1 2 3 2 zincir çekiyoruz. Şu bir tane sık iğnenin yanına bir tane sık iğne yapalım. Bir tane tepesine yapalım ve bir de yanına yapalım. 3 tane olsun. Evet, 1 2 zincir çektim yine. Bu 5 sık iğneyi 3'e. Aynı arkadaşlar bir önceki sırada yaptığım gibi sadece 3 zincirleri bu sırada da 2 olarak yaptık. Yine buraya kadar 2 zincir çekerek yaptım. Şimdi artık ön kısmı toparlamak istediğim için diğer kısmına şöyle arkadaşlar şuradan başladığım yere kadar 3 zincirlerle devam edeceğim. Şimdi bakın 1 2 3 1 sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne 1 2 3 5 tane sık iğneyi burada da 3'e düşüreceğiz. 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 1 sık iğneyi bakın 3'e çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. 5 sık iğneyi 3'e düşüreceğiz burada. Bir taraftan azaltıyoruz, bir taraftan artırıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Başladığımız yere kadar gelelim böyle. 1 2 3 Şimdi yine başladığım yere geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurada 3 sık iğne kalmıştı ya.
Bunu 1'e düşürüyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım ortaya. Bakın baklava dilimimiz ortaya çıktı. 1, 2, 3 zincir çektim. Şurada 3 yaptığımızı 1'den 3'e çıkarmıştık ya, bu sefer 5'e çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 3 tane sık iğneyi 1'e düşürdüm burada. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 tane yaptım. Sık iğneyi de 5'e. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada daraltma yerine geldik. Bakın ön kısma daralttığımız yere geldik. 3 zincirden 2'ye düşürmüştük ya. Şimdi bu sırada o 2'leri 1 zincire düşüreceğiz arkadaşlar. Şurada bakın bir sık iğnemi yaptım. Şura zaten daha daraltmadığımız yer. 3 zincirle geldim ben buraya. Tamam, şöyle şurayı daraltacağız ya. Burada bir zincir çektim. Bakın. O 3 sık iğneyi 5'e çıkaracağız ya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. O 3 sık iğnenin ortasına bir tane sık iğne yaptım. Yine bir zincir çektim. Ve 3 sık iğneyi 5'e çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Bu 3'ün ortasına bir sık iğne yapıyoruz. Yine bir zincir. Ve 3 sık iğneyi 5'e çıkarıyoruz. Tek şey burada toparlamak adına zincirlerimizin sayısını azaltmak arkadaşlar. Önce 3'ten 2'ye düşürdük. 2 sıra 2 zincir ördük. Şimdi bu sırada 1 zincirle örüyoruz. Biraz daha toparladık yani, sizin anlayacağınız. Bakın böyle yapmakla biraz daha ön kısma doğru, farkında mısınız? İniyor şöyle. Toparlanıyor. Evet, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Evet. Birer zincirle, gördünüz mü? Çok güzel toparlanmaya başladı. Şimdi artık bunu da bir zincir çekeceğim. Şöyle ortaya bir tane batıyorum ve artık kesintilerim bitti arkadaşlar benim. Buradan itibaren 3 zincir 2, 3 zincir çektim bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki 3 tane sık iğneyi 1'e indiriyorum. Tekrar 3, 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Yine başladığım yere kadar geldim. Şimdi bu motifimizin bir tanesi bitti. Diğeri de yarıma doğru gidiyor. Yani üstleri 7 olacak. 5 taneyi yaptık. Şimdi buradan sonra ne yapacağız artık? Bakın bir tane sık iğne yaptım.
bir tepesine yaptım, bir yanına yaptım, kısacası şunu söyleyeyim. Şimdi yaptığımız motiflerin tamamının üstüne başladığım yere kadar sık iğne yaptım. Artık zincir çekmedim. Zincirlerin üzerlerine de bakın şurada var. Bir, iki zincirle doldurdum. Bir tepesine yani yan yana gelecek şekilde şu üç çektiğim yerler var ya bakın iki tane. Doldurdum. Diğer sık iğnenin üstüne olduğu gibi sık iğne yaptım. Evet, akşam oldu. Sabahleyin oturmuştum arkadaşlar. Bu çekimler gerçekten zor oluyor. Çok vakit alıyor. Bir de bu modelde açıkçası biraz zorlandım. İnşallah yapabilirsiniz. Anlatma konusunda zorlandım. Evet, akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine demiş şair. Bakın görüyor musunuz? Yan yana hepsinden sık iğne çıkarıyorum arkadaşlar. Ne çok gerdirerek ne de çok bol kalarak. Zaten şu ön kısmı toparlamaya başlamıştık. Şimdi bu sık iğneyle ön kısım iyice toparlanacak aslında. Çünkü zincir olayını bitirdim. O arada bir çektiğimiz zincirlerin üstüne birer tane sık iğne yapalım. Şöyle birer tane sık iğne yapalım onların arasına. Biraz daha toplandı arkadaşlar zincir çekmeyi bıraktığımız için. Ön kısım aslında şu kenarları da bir yerde toplamış olduk yavaş yavaş. Bakın şuraya bakın bir de şuraya bakın. Toparlandı zincir çekmediğimiz için. Şurada 3 zincir çektiğimiz yerlerde ikişer sık iğne yaptım içlerine. Burada zaten bir zincir vardı. Ön kısımda. Onların içine bir tane sık iğne yaptım. Şöyle. Burada başka gösterecek bir şey yok. Başladığımız yere kadar üstlerine zincirsiz sık iğneyle dolanalım arkadaşlar. Bu modeli yapanlar, bu videodan yapıp bitirenler videonun altına yaptım diye bir mesaj, bir yorum yazarsanız arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Anlaşılır oldu mu bu video? Dediğim gibi biraz anlatırken ben zorlandım. Anlaşılabilir oldu mu düşüncesiyle aslında zorlandım. İnşallah yaparsınız sizler de. Çünkü güzel bir model oldu bu. Çok güzel bir babet oldu. Bu şekilde. Bakın biraz daha ön kısmını toparladık. Yavaş yavaş ön kısmı toparladık. Çok da güzel toparlandı. Dikkat ederseniz keskin bir büzme olmadı. Şöyle bakarsanız arkadaşlar çok hoş duruyor. Bakın çok güzel duruyor. Evet şuraya kadar şu başladığımız yere kadar birer sık iğne şeklinde devam edelim. Ha bu arada şu an bu sırada
topuğu da toparlamış olacağız arkadaşlar.